saved by the light. I was saved by the light. İstanbul'un pazartesi trafiğinden günaydınlar. Bugün 18 Kasım pazartesi ve ben sonunda vlog serime başlayabiliyorum. Sürekli bahane üretiyordum kendime. Ya orada kameramı açılır, orada onu çekemezsin, burada bunu yapamazsın falan. Saldım. Ne yapıyoruz bugün? Saat 2.30 falan. Benim normal haftam böyle şey gibi değil işte. 9-6 çalışan pazartesi cuma tarzında değil de. Çarşamba, perşembe, cuma haftanın günlerinde okulum var. Onun dışındaki 4 günde de çalışıyorum. Dün hem çekim hem yayın yaptık. Bir de gece bayağı geç uyudum kurgudan dolayı. Şimdi kalktım. DHL Express'e kargom gelmiş Ok Meydanı bürosunda. Bir süredir İngiltere'den gelmesini beklediğim bir kask var. Gerçi birçok influencer bu kasktan aldı. Çoğunuz da görmüşsünüzdür. Hatta bıkmış da olabilirsiniz. Benimki gümrükte kaybolduğu için ben yeni alabiliyorum. Neyse ki halloldu diye umuyorum. Kimliğinize gelin alın dediler. Şimdi oraya gidiyorum. Değil mi? Vlog böyle oluyor. Bugün şuraya gidiyorum. Bugün vlog kafası da bana ilginç geliyor. Yani benim hayatımı ben ilgi çekici şekilde anlatmak durumundayım ama benim hayatım zaten yani ne kadar ilgi çekici anlatabilirim ki? Ne diyorum ben acaba şu anda ya? Anıl'a arayacağım. Diyeceğim ki baskete gel biraz ter atalım. Spora gidecektim ama pazartesi günleri spor salonları inanılmaz dolu oluyor. Pazartesi salı gitmeyip böyle başka bir yerde ter atmanın yolunu arıyorum. Ne yapıyorsunuz? Gerçekten bir ev hanımı olmadan 5 dakika sonra falan doğmuşsun yani. Pazartesi günü 2.50 geçe evde battaniye yıkayan bir adamsın ya. Sana bir şey diyeceğim şimdi sana. Benim gidip gelmem 45 dakika falan. Seninle basket atalım mı? Harbi mi? İnanamıyorum sana. Hiç olur demeni beklemiyordum. Gelirim seni alırım ya da ne bileyim orada buluşuruz. Fark etmez. Top bende var. Hazırlıklıyım yani. Kaçışın yok. Hadi bay bay. Anıl spor ve ani plana uymak büyük. Ya inanılmaz bir olay şu an yani. Böyle hani senede iki kere falan oluyor şu olay. Yoksa Anıl bir sürü bahane bulur. Aa, basket oynamaya gidiyoruz mesela sallıyorum. Böyle bir etkinlik var. Terliyorsun değil mi? Duş alıp geleyim der ve duş alır gelir falan. Öyle bir ruh hastası. Evet aldık. Şu an çok meraklanıyorum ama sizinle beraber bu videoda açmak istiyorum. O yüzden aç bacağı. Gidip basketimizi oynayalım, ter atalım bugün bir. Yokmuş, yokmuş gibi davranacağım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bütün vlog arabada geçiyor şu anda. Bunu dengelemeye çalışıyorum. Nasıl kask? Kolili. Bakmadım. Sen zaten genelde açmıyorsun ki böyle şeyleri. Nasıl yani? Ben mesela kargo geldiği anda saniyesinde açmak isterim. Şimdi Anıl'la nasıl basket oynanır? Anıl bize onu gösterecek. Kanka ben şimdi top sürerek senin etrafından döneceğim böyle. Tamam sen de beni alttan çekeceksin. Tamam hadi. Ben şimdi yaklaşacağım. Beni çekme. Tamam. Sonra basket atacağım ben girmeyeyim. Sonra bana döndürdüğün zaman ben geride burada olmuş olurum. Tamam. Oo! İnanamıyorum. İşte böyle NBA Draft number 3 Chicago Bulls. Okay LeBron. Come on bro. Ama NBA müziğin bu değil mi? Come on LeBron, gide gele kaç zaman oldu? Bu ilk başta da geliyor abi, ben bak. Benim müziğim tamam mı? Çağır çağır, sağlık ekiplerini çağır. LeBron, come on bro. Yes, I need 3 points. Yes, LeBron, come on. Sabah saatim 5'i. Anıl'a daha yeni geldik eve. Bunu ister misin? Bunu alayım. Güzel seçim. Bakalım nasıl? Ya fotoğraflarda çok güzel görünüyor ama. Fotoğraflar gerçek, efsane zaten. Fotoğrafları çok iyi. Yalnız kutusu çok iyiymiş ya. Ha kutu. Ya ben çok siyah. Oo. Tam benlik anladın mı? Çok siyah hastası bir adam olarak. Oğlum kutu çok iyi. Yani bak. Burasında bir Atlas yazıyor. Aynen burada bir Atlas yazıyor. Burada Ruron logosu var. Kask için zaten şimdi açtığımız gibi vay ne güzel kaskmış. Çok iyi. Oo. Bak hala kutudayım. Kutu güzelmiş abi hakkı diyemeyeyim yani. Bak bunlar falan süper. Şunu da açıp kaskı da vay ne güzel kaskmış süpermiş öyleymiş böyleymiş falan diyemeyiz tabii ki. Görüntüsüne görüyorum. Ne var abi? Bir tane vizör çıktı. Bir tane kask çıktı. Stickerlar var. Atlas Sport Riot Ranger Carbon diye geçiyormuş. Bu tahmin ettiğim galiba siyah. Evet abi siyah vizör.
Abi vizörün ortasında şöyle bir girinti var ufaktan. Kastaki İşte şey, o çok güzel bence. Güzel bir detay. Hani övmek için söylemiyorum ama mat bölümünü falan özellikle abi, mat üzerine yemeyeyim. Çalışmışlar. Hakkını yemeyeyim. Ben premium seven bir adamım. Bu abi güzel bir pazarlama yani. Bundan önce Schubert kaskım oldu, Premier kaskım oldu, Shuai kaskım oldu. Bu çok iyi hissettirdi yani kutuyu açarken bana ki ben hani şeyi sevmem, nefret ederim balon övümden. Şu ana kadar gidişat görüntü olarak güzel. Vay. Bu arada şapka inanılmaz yakışmaz bana abi. Biraz keko gibi oldun ama keko güzel. Keko gibi mi oldu? Bakayım merak ettim. Tam bir kekoyum ya. Abi bir şapka bir insanı hiç mi güzel göstermez? Kesinlikle şapka takmaması gereken bir adam. Oğlum bir şey diyeyim mi? İnternet sitesinde göründüğünden daha yakışıklı kask. Robot tasarım kasklar var ya. Aynen, Robocop kafası. Evet. Yani kaliteli duruyor. Yani bugüne kadar aldığım en afilli kasktır. Böyle kilitleniyor. O ne deniyordu ona? D-kilit mi öyle bir şey? Bunu sevmedim. Yalan yok şimdi. Hakkını yemeyeyim. Nasıl? İyi. Sağ ol ya. Böyle daha iyi. Gerçekten böyle durunca çok güzel. Bir de siyah vizörü taksan zaten böyle duracaksın. Bakayım nasılmış. Oğlum çok büyük gösteriyor kafamı. Ya da kafan gerçekten mi büyük? Kafam da biraz büyük de yani biraz fazla büyük görünmüyor mu kafam? Mont falan yok diye olabilir mi? Abi yok bence harbiden güzel ya. Robot tasarımı var kasıkta. Bu arada gerçekten. Tuvaletimize de hoş geldiniz. Kanka çıkalım mı ya? Tuvalette durmasak mı? Bunu bir yolda test etmek lazım. Büyük ya. Baksana şuraya. Büyük abi. Bu kask daha büyük. Sevindim. Teşekkür ederiz Rura. Çok güzel bir kask. Hem bana hem Rurok Türkiye'ye böyle bir kask gönderdiler. Çok da uzatmak istemiyorum. Kask açılış videosu değil bu, vlog sonuçta. Böyle bir kaskımız oldu. Şimdi günaydın diyeceğim olmayacak. Saat 3.40 geçiyor. Ben 12 gibi uyandım. Sağa sola bir gittim. İşlerimi hallettim. Koşturmaca vardı. Oralarda bir şeyler çekemedim. Şimdi eve döndüm. Bu bilgisayarda görüntüleri bir toplamam lazım. Birkaç çekimin görüntüleri var. Onları bir klasörleyeceğim. Kimini göndermem lazım. Kimini benim kurgulamam lazım. 5 gibi antrenmana geçeceğim. Spora. Ondan 7-7.30 gibi döneceğim. Biraz daha devam edeceğim. 10 gibi Twitch'te yayına gireceğim. Onu kapatacağım. 2-3 gibi artık bayılırım. Çünkü sabah 10'da okulda olmam lazım bu sefer. Bir videoyu yapmanın en zor tarafı müziğine karar vermek yani benim için. Çünkü böyle ben biraz müzik takıntım var. Hani güzel bir müzik olsun istiyorum. Genelde benim kanalda da birçok videoda müziği sorar insanların abi ne kullandın, ne yaptın falan diye. Bazı kullandığım kanallar var. İşte Rap Trap, No Copyright'da, CFM gibi kanallar var. Böyle YouTube'un audio library'si yani işte müzik kütüphanesi çok bana hitap etmiyor. Daha böyle eski nesil kalmış gibi. Bu kanallar daha yeni nesil gibi. Bunlarda da şöyle problemler başladı. Bazıları teliflenmeye başladı. Çünkü adamlar iyi şarkılar üretiyorlar ve bunları teliflemeye başladılar. Biraz altını kazmam gerekiyor ararken ama mesela şu an bakıyorum bir gün önce çıkmış bir şarkı. Bunu dinlemedim. Nasıl diyeyim? Video başlangıcında mesela bir geçişe konulabilir bu işte. Bir şey anlatıyorsun. Sonrasında arabada giderken işte this song tarzında yani kafamda öyle canlanıyor. Every time we hit the booth, we make a hit song. My DaVinci now dripping through my kick song. Hop in the form, push the button, now my whip on. Çok dağılmış haldeyim ama bugün günlerden Perşembe. Dağınık halimin arkasında ufaktan geç kaldığım ama yetişebildiğim bir sunum ve okul var. Bugün sonunda BMW'nin belgesi, beklediğim belgesi muayeneye girmek için geldi. Bir duş alıp çıkayım size yolda neden ikinci videonun bu kadar geç kaldığını anlatayım bir yandan. Benimle alakalı değil, bana çok fazla soruldu. Ben videonun içinde zaten söylemiştim hani düzenli gelemeyeceğini ama bu kadar uzamasını beklemiyordum. Hazırlanıp çıkayım yolda size neden bu kadar geç kaldığını anlatmış olurum. Put my Glocky on before I put my kicks on. Big 40, hit your top, now your wig gone. Rob a whore with the Glock, now the grip. Bana mı baktın? Ne haber kızım? Ne haber güzel kızım benim? Evet. BMW'nin bir türlü devam etmeme sebebi bu belgeydi. Bu belge ne belgesiymiş? Araç trafikten men belgesi. Sebebi de şu. Sigorta poliçesi var. Post tahsilat makbuzu diye bir belge var. Motosiklet babamın üzerine. Babamla benim aramda çok hani babamla benim olmadığından ben motosiklet üzerime almamıştım. Bakımdan çıktıktan sonra muayeneye gitmemiz gerekiyordu. O videoda anlatıyorum. Çok da detaylı anlatmak istemiyorum. O videoya saklamak, yani o seriye saklamak istiyorum ama bu belge muayeneye gitmemi sağlayacak belge. Çünkü araç trafikten men ve bakımdan döndükten sonra babama sorunca fark ettim ki aracın ruhsatı kayıp. Bu belgeyle önce muayeneye gidip aracın trafiğe
ile çıkılabilir olduğunu devlete kanıtlayıp sonrasında da menini kaldıracağız. Ardından da diğer videoda noterde ruhsatını alacağız ki trafikte olan bir aracın ruhsatını alabiliyoruz. Onu Kafe Racer projesinin ikinci bölümüne saklıyorum. O seriye ait olduğu için. O video serisinin devam etmeme sebebi bu belgeyi babamdan bir türlü alamamış olmam. Çünkü babam ha yurt dışında ha orada ha burada vakit bulamadığı için. Ki ona da bir şey diyemiyorum. Onu da haklı. Ruhsatı çıkarttıktan sonra ben motoru kendi üzerime alacağım büyük ihtimalle. Diğer işlemler daha kolay olsun diye. Burası benim eski evim. Buranın daha önce videosunu çekmiştik gerçi ama bayağı bir oldu. Şu yukarıda gördüğünüz çatı katının camı şurası benim eski odam. Burası odamın son hali. Bazı videolardan hatırlayan vardır bu odayı. Benim eskiden yatağım buradaydı. İşte masam falan vardı, dolap zaten. Benim aslında taşındıktan sonraki tahminim bu odayı bizimkilerin Nisan'a vereceği yönündeydi ama olmamış. Burası artık misafir odası olmuş. İşte bize misafir geldiği zaman orada kalıyor diye düşünüyorum. Eve göre döneyim. Yapma be, benzinim bitiyor. Şimdi motora başlamak için olan belgeleri aldık. Artık sıra o videoyu da bitirmedi. Zaten yarısını çekmiştim. Bundan sonra da muayeneye gitmesi kaldı. Valla böyle bir vlog oldu ya. Nasıl oldu bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi eve gidiyorum. Bu saatten sonra çok çekeceğim esprili bir şey de kalmadı. Böyle haftalık bir video, belki iki olur arada, yayınlamaya çalışacağım. Çünkü bu kanalda böyle özel içerik üretip gidip çekebileceğim bir kanal ya da yapım olmadığı için haftalık hayatımı ya da işte birkaç günlük hayatımı paylaşmaya çalışacağım. Sıkılmayacağınız içerikler üretebiliyorum. Umarım. Vloglarla ilgili görüşleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü YouTube'da alabileceğiniz en iyi feedback, en iyi geri dönüş şüphesiz ki izleyicinin geri dönüşü. Ben de ona göre kendimi şekillendirmek istiyorum. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı dediğim gibi kanala abone olabilirsiniz videoları takip etmek için. Kendinize iyi bakın. Bu vlogluk bu kadar. En yakın sürede görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Arkamdaki ne yapıyor ya? Put my Glocky on before I put my kicks on. Big 40, hit your top, now your wig gone. Rob a whore with the Glock, now the grip gone. Little girls like the thugs, baby girl, come and get one. I'm a gangster, baby, you be playing like a sitcom. Fuck being this shit, I'm Hiroshima, I'm a big boss.